Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümü nedeniyle Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Arjantin ve İsviçre'den gelen çok sayıda kişinin katılımıyla Gelibolu Yarımadası tarihi alanında tören yapıldı. Çanakkale Savaşları'nın en yoğun anlarının yaşandığı Arıburnu'ndaki Anzak Koyun'da yer alan Embarkation Pierre Mezarlığı'nda düzenlenen törende 28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren Birinci Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybeden askerler anıldı. Um, the cemetery, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Arjantin ve İsviçre'den gelen tarihçi ve yazarların da aralarında bulunduğu grup burada dua etti. Tarihçi Bill Sellers, törende yaptığı konuşmada Birinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Birinci Dünya Savaşı'nda ateşkesin 11 Kasım 1918 yılında sağlandığını hatırlatan Sellers, Çanakkale Savaşları'nın 9 ay sürdüğünü belirtti. Daha sonra ziyaretçilere günün anısına karanfil ve biberiye dalı verildi. Mezarlığa çelenk ve karanfil bırakıp iki dakikalık saygı duruşunda bulunan grup Türk rehberler eşliğinde şehitlikleri ve diğer yabancı mezarlıklar ile anıtları ziyaret etti.